Hiç öyle kurbanlık koyun gibi bakma. Olan olmuş. Şimdi erkek gibi davranacaksın. Sorumluluk alacaksın. Tabii olacağım baba. Yani bundan şüphen olmasın. Ben her şeye hazırım. Tamam. Begüm'le de konuşun. Şu nikah işlemlerini bir an önce başlatalım. Çocuk doğmadan bu işleri halletmemiz lazım. Tabii kendine iş de bulacaksın. Buldum. Kafede. Yani maaşı biraz az ama burada kalırsak yeter bence. Nerede burada? Burada, bizim evimizde. Burada. 5 çocuk, bir bebek, bir çocuk anne. Oldu. Oldu sana 7. Bir de ben 8. Tam oldu vallahi. Tamam, öyle olmaz. Şu karşıda boş daire var, onu kiralarız hemen. İyi olur. Yani hem anneme yakın oturmamız gerekiyor bebeğin bakımı için. Yani. Çocuğum, ben işimin gücümün arta kalan zamanında, hani Feride'den de zaman kalırsa tabii ki sizin çocuğunuza bakarım. Ama Begüm'le sen bakacaksın, sizin çocuğunuz ya. Anne, Begüm'ün başka planları varmış. Ne planı olabilir Allah aşkına Metin yani? Senin de Begüm'ün de şu an itibariyle iyi bir anne baba olmak dışında bir de biraz para kazanacaksınız. Başka bir planınız... Bir dur. Şunu bir daha ayrıntılı anlatsana. Begüm evlenmek istemiyor. Çocuğu doğurup bana bırakıp yurt dışına okumaya gidecekmiş. Ne biçim bir şey bu ya sen? Ne dediğinin farkında mısın sen? Bu ne alakası var? Bir anda bir çocukla çıktınız zaten ortaya. Üniversite okurken. Hadi bak sindiriyoruz daha yeni. Bismillah yutuyoruz yani bunu. Evlilik, nikah, mikah konuşur. Niye ben bakıyorum canım? Benim oğlum gidiyor kafasına göre takılıyor gününü güne diyor. Kız gidiyor yurt dışında okuyor. Bir çocuk Elif'e kalıyor. Niye benim başıma patlıyor kabak ya? Elif'e bakmayacağım diyorsun yani. Elif kim ya? Kızımın adını Elif koyacaktım da. Aa, nereden çıktı şimdi? Dünyadaki en sevdiğim kadının adı Elif. Hmm. Annemin adı. İyi bari. Bence büyüyünce kesin sana benzeyecek. Aa, anladım ben şimdi. Şimdi anlaşıldı benim akıllı oğlum benim. Ah canım benim. Ah canım benim sen dua et. O çocuk büyüyünce anasına benzesin. Hatta doğar doğmaz Begüm'e benzesin ki böyle Begüm "Aa ben anne oldum." diyiversin. Yani o kadar benim sesin durumu. Bütün bu planlardan vazgeçsin. Beni delirtme. Bak beni delirtme. Siz bu çocuğu doğuruyorsanız kardeşim bakacaksınız. Karşıdaki ev tutulacak. Sen çalışacaksın, paranı kazanacaksın, okulunu da bitireceksin ve anne baba olacaksınız. Konu bitti. Ama anne, aması maması yok. Annen doğru söylüyor. Yok, mümkün değil yani. Mümkün değil. Daha yaşını almamış bir tane çocuğum var. Üstüne bir torun daha bak ama. Tut kızını. Tut. Oh benim güzel kızım. Ne yapacağız yani? O senin torunun. Torunumuz yani. Tabii ki bakacağız. Çocuklar da daha çok genç. Okulları var falan filan. Mecburen bakacağız yani. Ne yapacağız? Bakacağız mı? Neye bakacağız? Senle ben mi bakacağız? Sanki sen 5 çocuğa bakıyorsun da. Elini taşın altına koyman lazım Elif. Yani ben maddi olarak destek oluyorum zaten. Hani olurum yani. Kiralarını öderim mesela. Faturalarını öderim. Sen de manevi olarak. Hı? Babaanne olmak kolay değil tabii. Ya babaanne olmayı ben istedim mi? Kimse bana sordu mu? Bir de şöyle düşün. Bu yaşta babaanne oluyorsun. Dede oluyorum. Bundan güzel bir şey var mı? Aa, sen bu kadar dede olmaya meraklıysan madem öyle niye torununa bir dadı tutmuyorsun mesela? Yani kiralarını öderim, faturalarını öderim ama yani şimdi dadı da tutarsam benim belim bükülür iyice. Dede olmayı bu kadar çok seviyorsan biraz belim bükülecek Ömer Bey. Kusura bakma. Al bakalım kızının yemeğini. Sinan. Merhaba aşkım. Dur anlatacağım. Ya çok merak ediyorum ne dedi? Anlayışla karşıladı mı bari? Ya yok tam tersi saydı sövdü bağırdı çağırdı. Sevgisiz herifin teki zaten. Ablama da böyle davranıyordu o. Hay Allah ya şunu bir Allah aşkına baştan bir ayrıntılı biçimde anlat. Ben adamın yumuşak karnını falan bulurum. Ya ne yumuşak karnı duvar gibi bir herif. Benim öyle bir kızım yok dedi çıktı işin içinden ya.
Vicdansıza bak. Yok, kapısına gitmeyecekmiş de. Hatta ben de ilgilenmeyecekmişim de anlayacakmış hangi konuyu. Lafa bak lafa. Sen demedin mi ona biz senin gibi taş yürekli insanlar değiliz diye? Tüh. Ya dedim, dedim tartıştık zaten evin ortasında. Begüm dedim benim yeğenimdir ya. Ne hata yaparsa yapsın kabulümdür yani. İskele babası. Gamze'nin babası gibi demek ki. Hiç boş ver Allah aşkına ya. Bundan sonra anası, babası, danası, yengesi hepsi biziz. Heh. Hiç duymasın bunları. Ağlar filan. Ay çocuğu düşürecek diye aklım çıkıyor. Eyvah. Türk filmlerindeki gibi duydum. Canım. Dedim sana yenge. Söylemeyin diye yalvardım. Hiç bilmeyecekti. Şimdi bak ne oldu. Benim öyle kızım yok demiş. Evlatlıktan reddetmiş beni. Lan öyle baba olmaz olsun esas. İskele babası. Böyle ebeveyn mi olur canım? İnsan zor gününde, iyi gününde çoluğuna çocuğuna sahip çıkar. Üzme kendini Allah aşkına. Annem öldü zaten. Babam da reddetti. Ne ailemden ne de kimsem kalmadı. Ya çok üzüyorsun beni şu anda. Ne biçim konuşma? Hiç öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Biz neyiz peki burada? Ne olur yapma ya. Bak sana söz veriyorum, yemin ederim. Sen master falan diyorsun ya, onu da yapacaksın. Çocuğunu da büyüteceksin. Biz senin aileniz yahu, arkandayız senin. Bu Elif var ya, yemin ederim bak arkadaşım diye söylemiyorum. İnanılmaz bir kadındır. Bu kayınvaliden torununa bir sahip çıkacak. Sen de şaşacaksın kalacaksın. Bak gör. Üzme kendini sen ya. Bak bunu Çınar Hakkı'ya Öznur diye bir arkadaşım getirmişti Almanya'dan. Terletmez hiç. Zıbındı patikti derdine düştüm ya. İnanamıyorum. Begüm merhaba. Evin babası da gelmiş, biz de bebeğin zıbınlarına falan bakıyorduk. Annemlerle konuştum da nikah günü için tarih almamız gerekiyormuş. Çok sevindim buna. Müthiş haber. Sağlık ocağına gidiyorsunuz. Orada kan testi yapıyorlar, akciğer testi. Zaten anlatırlar her şeyi. Duyuyorsun değil mi? Ne diyorsunuz ya? Ne nikahı? Metin biz defalarca konuşmadık mı? Ben yüksek lisansım için İtalya'ya gidiyorum. Lütfen ama sen kendin demedin mi çocuğa ben bakarım sen git diye? Ben çocuğa evlatlık vermeyi de bilirdim yani. Yok, yok öyle nikah mikah. Ne nikah mikah yok? Nasıl baksın bu çocuk? Ya ben sana yüzlerce kere söyledim. Hayır yollamayacağız demiyoruz ki, tahsilini tamamlayacak. Amerika'ya gideceksin sen. Oralara yollayacağım ben seni. Ama çocuğun bir ele gelsin, büyüsün değil mi çocuğunuz? Olur mu böyle ya? Önce nikah kıyacağız, ya sonra da... Yok nikah mikah. Yok, işin bile yok senin daha. Ya Yasemin abla yine aynı şeyi söylüyor ya. Bu hamileler hep böyle huysuz mu oluyor? Sus bakayım. Ağzını topla, hayta seni. Kafede iş buldum ben ama. Yahu önce usulen yapman gerekenleri yap. Kapıya böyle dayanıp nikah günü aldım bilmem ne diye. Tövbe estağfurullah. Sen bu kıza evlenme teklif ettin mi? Ha? Gel usulünce kıza evlenme teklif et. Aklını çel. Hiç film bilim izlemiyor musun sen ya? Bir çiçeğini al, çikolatanı al. Ananı babanı önüne kat. Gel kızı dayısından iste. Bakalım verecek miyiz? Vereceğiz de. Gel iste sen yine de. Şimdi biz ciddi ciddi kız isteyeceğiz. Hakikaten beni var ya çıldırtıyorsun. Yahu siz bu işleri becerirken bu usulsüz işleri hiç sormadınız kimseye. Şimdi bana soru mu soruyorsunuz? Kız isteyeceksin tabii. Bana bak seni sigortalı yaptılar mı? Çünkü söyleyeyim sana hafta 7 çocuk 8 doktora gider. Hiç aşısı maşısı bitmez bu çocuğun. Kaç para alıyorsun sen? Ya Yasemin abla ya. Yasemin abla ya diye böyle ağzını belertip belertip. Çocuğum bak bunun aşısı var, kakası var, bezi var, bilmem nesi var. Bitmez bu işler. Boş boş bakma bana. Hay Allah'ım ya. Anne. Ha canım. Akşam işin yok değil mi? Ay vallahi ne istediğine bağlı. Ya ben değil siz isteyeceksiniz. Yani babamla beraber hani Allah'ın emri peygamberin kavliyle Begüm'ü oğlumuza istiyoruz. Kimden istiyoruz? Yasemin abla da. Ay Yasemin de böyle garip garip icatlar çıkarıyor Allah aşkına ya. Ya icat değil anne, yani adet bu. Yani çiçek çikolata hazırlayıp kızı istemeye gideceğiz. E tamam çocuğum ara babanı söyle böyle böyle bir durum var de. Gelirken de çiçeği çikolataya getirsin gidelim ne diyeyim yani. Söyleyeyim o zaman.
seni böyle evlendiresim varmış demek ki. Kısmete bak. Sinan kusura bakma yani. Gerçekten sana karşı mahcup olmak istemezdim şimdi. Yok canım. Yani ben de durumu önceden bilseydim. Evet evet, olan olmuş. Ama aşk varsa mahcubiyet yoktur değil mi? Nerede kalacak, nerede yaşayacak bu gençler şimdi asıl? Ha şey, bizim evin karşısındaki bir daire boşaldı. Onu tutuyoruz yarın, değil mi? Güzel. Kirayı ödeyebilecek misin delikanlı? Bir iş bulurum Sinan abi. Zaten kafede çalışacağım. Yani sorumluluklarımı yerine getiririm. Yaparım, iş ararım. Şu halime bak. İtalyalarda yüksek lisans planlarken görücülere kahve yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne istemiyorsan başıma geliyor zaten teker teker. Kızım bıkbıklanmayı bırak artık. Sana söz verdik, Elif de ben de. Sen şu çocuğu sağ salim bir doğur. Sonra seni master'a kastır'a nereye istiyorsan yollayacağız oraya, tamam, büyütme. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok şanslı bir kızsın. Bu Elif'le Ömer gibi aile, aa, çok saygın insanlardır bak onlar. Göreceksin sen de. Bak kahven de köpüklü, herkesin böyle köpüklü gelmez. Sen götüreceksin kahveleri ona göre. Aa, niye? Kızım adettendir. Görücü geldiğinde kahveyi kim iyi pişiriyorsa o yapar. Kızlar yapmaz. Tuz mu koysak acaba? Meto'nun kahvesine ne diyorsun? Fare zehri var, onu koyalım bence. Ay ne kadar mendebursun sen. Bir çakışıyorum, dik dur bakayım. Biz de maddi manevi bu gençlere destek olacağız. Öyle değil mi Elif? Hı hı. Sağ ol benim kızım. Teşekkür ederim hayatım. Sağ ol canım. Daha nasılız? İyiyiz. İyiyiz. Çok şükür. Çok şükür. Bugün de işte evin kaporasını verdik. Yarın tutacağız. Ha? Boşuna masraf yapmışsınız. Çünkü ben doğumdan sonra yokum. Yüksek lisans için... Gözün kör olmasın. Çok köpüklü olmuş. Ben bu yüksek lisans işini pek anlamadım. Biz Metin'le konuştuk. Sen git, ben çocuğa bakarım dedi. Allah Allah, hangi akla hizmet acaba? Yani Metin tek başına bir çocuğa bakma gücünü nereden hissediyor? Tabii tabii. Şimdi yüksek lisans işini... ertelemeyi düşünmen iyi olur. Yani tabii. Neden erteleyeyim dayıcığım? Biz Metin'le anlaştık diyorum. Konuşsana Metin. Ya ben bakarım çocuğa ya. Yani tek başıma büyütürüm. Tabii canım, babaannesi ne güne duruyor yani, değil mi? Babaannesinin kucağında bir bebek var ya dedesinden hani. Hah. O bakımdan babaannesi başka bir bebeğe bakamaz. Dedesi bu kadar torununa meraklıysa bir tane dadı tutacak. Dedesi evlerini tuttu, faturalarını ödüyor. Babaannesi de bir zahmet bakıversin artık bebeğe. Babaannesinin artık burasına gelmiş bebek bakmaktan. 5 tane bakmış. Hah, daha birinin yaşı çıkmamış. Bir zahmet dedesinin hanım arkadaşı baksın o zaman. Yok yok hiç. Araya ben giriyorum. Hiç uzağa gitmeyin. Bebeğe yengeanneanne bakacak. Kim? Yengesiyim ya ben. Anneanne olacak yaşta da değilim. Yengeanneanne diye. Ben bakacağım yani, ben talibim. Çok sağ ol Yasemin abla ya. Rica ederim. İstekli yani. Hayatım sen emin misin? Eminim dedi ya canım, yani anneannesiyim dedi gayet. Yengeanneanne. Yengeanneanne, evet. Yani gayet emin. O zaman biz şu nikah, aman söz işini hemen yapalım değil mi nişan? Hayır hayır, otur Allah aşkına, olur mu canım? Sonuçta tamam böyle bir şey var ama usulünce kız isteyin canım, ne münasebet. Allah'ın emri. Aa, tamam tamam. Hay Allah. Evet. Efendim, çocuklar, gençler birbirlerini görmüşler, beğenmişler. Beğenmişler gerçekten. Evet. O kısmı geç istersen Ömerciğim. Hayır canım geçme. Elifciğim kız alıyorsunuz bizden.
Geç şey köpüklü köpüklü anlat. Anla evet. Ne diyordun? Gençler beğenmişler. Gençler evet gençler. Birbirlerini beğenmişler. Yani bize de tabii yani laf söylemek düşmez tabii. Ah Metin. Benim. Metin Bey evde. Evi tuttuk. İyi hadi hayırlı olsun bakalım karşı komşuma. Ne yapıyor tek başına evde? Tek başına değil. Yasemin'le Begüm de yanında. Yani ne yaparız ne ederiz diye öyle düşünüyorlar, konuşuyorlar falan. Yani ben diyorum ki çocukları istersen ben alayım birkaç günlüğüne. Yani sen de bu arada biraz dinlenirsin ha? Şaka mı yapıyorsun? Yok. Yani ne bileyim işte ben tatile gittim, iş gezileri falan. Bu arada çocuklara hep sen baktın. Yani biraz böyle mola vermiş olursun. Ay ağzından bal damladı vallahi Ömer. Yani sadece Feride olsa evet de böyle beşi bir yerde üstüme üstüme gelince ordu gibi bir basıyor bana bu aralar niye bilmiyorum. Yani aslında ben Feride'yi de alayım diyorum. Yok nasıl yani işe gidiyorsun sen kim bakacak Feride'ye? Neşe'ye bırakırım. Ya o da uzun süredir çocuk bakmamış. Yani çok hevesli. Sen gözün arkada kalmasın. Yok yani o yüzden değil de Feride daha çok bebek ya hani o yüzden. Yasemin bakarken daha küçüktü değil mi? Evet Yasemin baktığında daha küçüktü. Sen Feride'yi düşünme. Çocuklarsız böyle kafa dinleyeceğin zamanları düşün. Çocukların eşyalarını da ben toplarım. Sen hiç merak etme. Tabii. Yasemin baktığında daha küçüktü. Gene Yasemin yani. Yasemin. Orada da varsın Yasemin. Peki. Burası çocuk odası olmaya acayip elverişli bir yer. Çünkü kuzey batıya bakıyor. Çünkü burası sabah da güneş alır, akşam üzeri de güneş alır. Kırmızı mı yapsak duvarları ya? Böyle renkli renkli. Yok canım odayı daraltır kırmızı. Mavi, böyle açık renkler kullan, ferahlık. Bir de sinek asla gelmiyor maviye biliyor musun? Benim Elif'imi ısıracak sineğim var ya canını okurum. Ah, Elif mi? Elif ne alaka ya? Annemin ismini koyarız diye düşünmüştüm. Hiç sevmedim Metin. Okulda uyuz olduğum bir kız vardı adı Elif'ti. Ya mühim değil başkası. Başka bir isim takarsınız. Göbek adını Elif yaparsınız mesela. Sen de sevdiğin bir ismi verirsin orta yol bulunur. Sen ne düşündün peki? Ben hiçbir şey düşünmedim Metin. Ben bunun olacağını da düşünmemiştim zaten. Ay. Vallahi oflayıp poflamayın Allah aşkına. Hep bir trip, her şeye bir trip ya. Hormonlar oğlum. Hormonlar nasıl biliyor musun? Fokur fokur onda. Dayanacaksın artık. Sana bir şey diyeceğim. Mint yeşili de olur burası biliyor musun? Yumuşak renk çünkü. Pembe de yapabiliriz böyle açık pembe. Meto sen bu işi çözdün ha. Vallahi çözdün. Kolay gelsin. Aa benim dünürüm gelmiş. Hoş. Kızım seninle dünür olacağımız benim aklıma hiç gelmezdi biliyor musun? Yardıma ihtiyaç var mı? Yok anlaşılan. Yasemin sen bu çocuğa bakmak istediğin konusunda emin misin? Tabii ki eminim ya. Yenge anneanneyim ben. 100 kere dedim. Bir de bu çocukları seviyorum ben. İçten yapıyorum yani. Pardon. Sinan arıyor. Anne. Hı? Senin Feride'nin beşiyle işin bitti mi? Yok bitmedi daha. Ne oldu? Hiç. Aslında şey yapabilirim ben ya. Feride'ye güzel bir yatak alabilirim. Beşiği buraya koyabilirsin istersen. Canım. Yasemin abla. Canım. Beşik işini de hallettik. Annem Feride'nin beşiğini verecekmiş. Çak! Çak ve beşik de var. Çok sevindim vallahi buna. Ne olmasını isterdin şimdi? Ameliyat dışında. Aman ya. Piyasalar güne yine hareketli yani böyle o kadar da dalgalı bir seyirle başladı. Boş oturmayı bir severim ama bu bir sıkıcıymış ha. Ne yapacağım şaşırdım. Da değil. İstanbul trafiğinde ne yapıyor? Kendisi olmak üzere herkesin hayatını tehlikeye atarak giden spor otomobil dikkat çekmeyecek gibi değildi. İki genç o anları cep telefonlarıyla kaydetti. İşte ibretle seyredilecek. Alo. Ömer ne yaptınız? Şey Necla test çözsün. Sınavı var haftaya. Feride'nin ateşi ne oldu? Şey yap, yemekten yarım saat önce vitaminli ver. Tamam mı? Sonra yemeğini yedirin. Oğlanlar da test çözsün. Bana bak kaytarmasınlar öyle orada. Ha. Tamam ya söyleyeyim dedim işte. İyi tamam. İyi. Hadi. Hayret bir şey de söyleyemiyoruz ha yani. Ay. O da ne bağımlılık yapıyor kardeşim. Bak hala.
Dışarı mı çıkayım ben lan? Kendi adını verildiğini bir görseydi kimleri ne kadar çok sevinirdi. Canım benim ya, rahmet istedi bak şimdi canım. De ben yine de pek emin olamadım ya bu isim verme konusundan. Çocuklara mı bıraksak acaba? Aşk olsun Sina'ya. Hı? Ya ben düşüncesiz miyim o kadar? Benim fikrim değil ki. Ben böyle bir şeye cesaret edebilir miyim? Mete o söyledi. Zeynep olsun dedi. Begüm'ün annesinin ismini koyarsa hani Begüm biraz yok master kastır diyor ya. Bebeğe karşı sıcaklık hisseder annesinin ismi. Ki ben de bunu uygun buldum yani uygun buldum dediğim hoşuma gitti benim de. İyi güzelmiş o zaman. Evet güzel tabii. Siparişler de tamam. Hah güzel. Fırçalar nerede? Ben de bir şey unuttum diyordum. Fırçaları unutmuşum ya. Aa fırçaları mı unutmuşsun? Hemen gidip alayım o zaman ben. E hadi. Zeynep acaba diyorum Begüm'e annesine mi çekse? Akıl bakımından. Bunun aklı kanatlı baksana. Sinan sen resmen dedikodu yapıyorsun hiç yakıştıramadım. Çok ayıp bir şey ama nereden uyduruyorsun bu lafı aklı kanatlı. Zeynep kim? Zeynep Begüm'ün annesi. Sinan'ın da rahmetli ablası. Bebeğin de ismi Zeynep. Benim gitmem lazım. Sanırım sizin de konuşacaklarınız var. Bebeğe Zeynep ismini koydular. Metin düşündü. Begüm istemiyor Elif'i. Elif seninle alakası yok, Kur'an çarpsın. Bir tane arkadaşı varmış, okulda gıcık oluyormuş. Elif adına gıcık oluyorum dedi. Hayır, düşününce de ben makul geldi aslında. Çünkü ikinizin adı da Elif olacak. Mesela Elif diye seslenince sen bulaşık yıkıyor olacaksın, döneceksin, bakacaksın. Zeynep Elif, Zeynep Kamil misali ayıracak ikinizi gibi düşündüler herhalde. Affedersin de bu kız kendini ne zannediyor? Bu çocuğun tek sahibi bu mu yani? Anlamadım ki ben. Benim oğlum özbeöz Metin bu çocuğun babası. Kendi söyledi bana, kendi ağzıyla söyledi. Dedi ki anneciğim dedi, senin ismin olduğu için dedi kızımın ismini Elif koyacağım dedi. Nereden çıkıyor şimdi bu? Ben ne bileyim şekerim, bana niye yükseliyorsun? Benim alakam yok benim. Elçiyim ben sadece, onlar koymuş, onlar asmış. Tabii, nereden haberin olacak ki? Konuşamıyoruz ki doğru düzgün. Tutturdun bir yenge anneanne. Çıktın ortaya, tuttun direksiyonu sımsıkı. Ne direksiyonu alabiliyorum elinden, ne seni görebiliyorum, ne çocuğumu. Ben hiç kimseyle bir şey konuşamıyorum ki. Ne meraklıymışsın yenge anneanne olmaya? Kusura bakma da bazı isteksiz babaanneler böyle mıh gibi oturunca çocuğa bakmıyorum falan diye direksiyonu ele almak gerekiyor sorumluluk açısından. Ben miyim isteksiz babaanne? Sensin, sen dedin. Ben dedim Metin'in çocuğuna bakmam. Bizim evde söyledin hem de ben kulağımla duydum. Yok işte dedin dedesi baksın, dedesinin işte karıştırdığı kadın baksın, bilmem ne cici anne baksın değil mi? Ayrıca ben senin küçük çocuğunun ebesiyim. Ben doğurttum onu. Ya bunun yardım etmek için yenge anneannesi olsam ne olur? Kızın anası yok. Sen bu yenge anneanne işini çok sevdin ha. Bugüne kadar da ebesi aşağı ebesi yukarı ebesiyim. Şimdi yenge anneanne yetti artık burama geldi ya. Ben bir kere çocuğum sorumluluk alsın diye meydanı boş bırakmak için bilinçli yaptım onu. Bir geri çekildim ama ne bileyim ben senin böyle öyle atlayacağını hemen. Yenge anneanneyim ben bakarım diye. Hayret bir şey ya. Ya sen benim torunumu rahat bıraksana. Torun benim torunum. Ayrıca Meto ne ya? Meto ne? Çocuk doğduğu zaman doğar doğmaz Metin demişim ben. Meto nereden çıkıyor? Torun benim torunum. Özbeöz benim torunum. Kendine torun yaptırt. Git Gamze'yi evlendirt. Çınar'ı büyüt. Ya yapacak bir sürü işin var rahat bırak. Torunumu benden çalamazsın Yasemin. Beşiği de alıyorum. Evet çocuk odası yapacağım. Şişt! Allah'ını seversen saçma sapan davranma. Meto da... Metin de beğendi bu beşiği. Kalsın burada. Aman çekil ya. Ya çok... Yetişkin gibi davranır mısın lütfen? Deli misin sen ya? O beşik burada kalacak. Ah! Torun benim torunum, çocuk benim çocuğum. Metin'in kızı Elif. O da benim odamda büyüyecek. Ben bakacağım, çekip alacağım dişini de. Manyak. Kafası bozuk bunun erken babaanne oldu diye. Bir şey soruyorsan Elif aldı götürdü. Biraz konuşabilir miyiz Yasemin? Tabii. Yasemin hakkında konuşmaya geldiysen boşuna nefesini tüketmesine. Elif siz çok eski dostsunuz ya.
Olur böyle dostlar arasında. Hı hı. Sen en iyisi Yasemin'e söyle, bizim dostluğumuz bitti artık. Olur mu? Tamam, söylerim. Önce biraz konuşalım. Sonra istersen sen kendin de söylersin. Peki, gel. Hayır, kendi dedi. Metin'in çocuğuna sahip çıkacağım dedi. Sonra oralı olmadı. Ben de hani olmayacak bir yaşta babaanne oldu filan bilmem ne, psikolojisi bozuldu. Kızcağız ne iyi dedim. Sinan'ın da yeğeni, üstlendim. Ne var bunda? Sana bir sır vereyim mi Yasemin? Bizim 5 tane çocuğumuz var. Elif her hamileliğinde aynı şeyi yaptı. Yani yeter artık, ben bunlara nasıl bakacağım, mız mız mız, mız mızlanıp durdu yani böyle. He. Hayret. Benim hayatımda gördüğüm en fedakar anne. Nasıl oluyor peki? Niye öyle davranıyor o zaman? Çok saçma değil mi sence? Evet, yani saçma. Tabii ki saçma. Ama Elif bu. Sinan zaten hayatım alt üst olmuş. Yani biliyorsun Ömer'le boşanıyorum. Bir sevgilisi var, salına salına ortalarda dolanıyor utanmadan, sıkılmadan. Yani bunu kaldıramıyorum. Üstüne Metin daha okulu bitirmeden geldi, ben baba oluyorum diye şaştım kaldım. Annesi daha çocuk doğmadan ben istemiyorum bu çocuğu, yüksek lisans yapacağım diye tutturdu. Onu mu düşüneyim, burayı mı düşüneyim, kendimi mi düşüneyim derken bir anda da böyle Feride var, torun oluyor. Yasemin de ortaya çıkıp ben bakacağım diye böyle hevesli hevesli oğlumla baş başa oda moda yapmaya kalkınca tepem attı tabii benim de. Haklısın. Yani bunca şeyin üstüne bir de bu. Ama inan ki Yasemin bebek bakmaya falan o kadar meraklı değil. Yok canım. Yok, gerçekten değil. O sadece Begüm'ün durumuna üzüldüğü için. Begüm'ün babası sevimsiz bir adamdır. Ben de pek sevmem. O olanları duyduktan sonra kızını evlatlıktan reddetti. Hadi sen ne tepki vereceğini düşünemedin. Yani onun torununa sahip çıkma gafletinde bulundun. Ben kaç yıllık kocasıyım. Ben gene hata yaptım ya. Ne hata yaptın sen? Ne yaptın? Yani dedim ki hani çocukları biraz alayım Elif dedim. Yani sen de kafanı dinlersin, iyi gelir sana falan dedim. Ya 5 dakikada bir arıyor. 5 dakikada bir. İşte yok verdiğin ilacını verdin mi? Necla testini çözdü mü? Çocuklar terli terli su içiyor mu? Yani böyle kontrolü bir türlü bırakmıyor yani. Kontrol kendinde olsun istiyor sürekli. Herkes ona ihtiyaç duysun istiyor, öyle mi? Ya çok zor zamanlar geçiriyor Yasemin. Yani sen ona böyle biraz sahip çıkarsan, destek olursan ben gerçekten çok mutlu olurum ha. Gerçekten. Zaten Yasemin insanlara yardım edeyim derken ayarı hep kaçırır. Begüm de çocuğa böyle biraz soğuk davranınca yardım etmek için kendini paraladı. Aslında hani çocuğa ablamın ismini vermeye çalışmasının sebebi de bu. Yani belki biraz adamın kalbi yumuşar. Hani karısının adını verdi diye. Garantisi yok aslında. Ama işte Yasemin, aklına bir şey geldi mi onu denemeden duramaz. Evet, sen böyle anlatınca tabii herkes haklı. Ben biraz yanlış bir çıkış yaptım öyle. Gene beni ikna ettin Sinan. Ben bir şey yapmadım. Eğne mi koymaya karar verdiler Sinan? Elif koyacaklarmış canım. Bana ne zaten? Ne koyarlarsa koysunlar, çocuk onun. Şey onun, torun senin. Bana ne de zaten? Çocuk onların çocuğu, istediklerini koysunlar değil mi? Yasemin, özür dilerim. Bir de yardımların için teşekkür ederim. Esas, kusura bakma gerçekten ben seni kırmak niyetinde değildim. Yardım etmek istedim sadece ama kırıldın sen. Yok yok, biliyorum ben. Yani sen benim gerçekten kardeşimsin. Feride'nin ebesisin. Bak, torunumun yengen annesi olacaksın. Bence biz bu işi birlikte halledelim. Ne dersin? Bence çok geç kalmış sayılmayız. Tamam, yaşasın. Ne yapayım? Hadi iş ver. Boya. Tamam. Ne yapacaksın? Alalım, boyayalım bunları. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Şu sürece... Aa, sen becerikli biri. Boyayım. Yepyeni bir hayatı dostlarımızla kucaklarız mutluluk molalarında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.